Futbolvizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Fenerbahçe'de hareketli saatler var. Tabii ki Konyaspor maçı çok çok önemli ve değerli. Çünkü ligde hiçbir puanı kaybetmeye tahammülü yok Fenerbahçe'nin. Çünkü Galatasaray da aynı durumda ve kafa kafaya giden bir şampiyonluk yarışı gözlemliyoruz. Dolayısıyla her puanın çok değeri var. Kaybedilecek puanlar ciddi manada yaralar açabilir. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyerek devam edelim. Evet, eksikler var ama dönenler de var. İstanbulspor maçında Cengiz Ünder'in performansı mükemmel diyebiliriz. Yani bir Türk oyuncu olarak rekor kırdı. Attığı 4 golle onu söyleyelim. Tabii bu durum bir yandan İsmail Kartal'ı sevindirdi. Diğer yandan da birazcık da endişelendirdi. Endişe demeyeyim de ona bir açmazın içerisine sokacaktır biraz. Düşüncelerin içerisine dalmasına neden olacaktır. Neden? Çünkü orada sezon başından bu yana çok başarılı oynayan İrfan Can var. Şimdi Emre Mor'un dönüşü de var. Hadi Emre Mor'u bir kenara bırakalım, daha yeni dönüyor. Ama Cengiz Ünder'in mükemmel performansı var. Acaba sağ tarafta Cengiz Ünder mi oynayacak yoksa İrfan Can Kahveci mi? Muhtemelen bu tereddütü İsmail Kartal ciddi manada yaşıyor. Şimdi hemen şöyle söyleyelim. 4 eksik var dedik. Artık Bekao, Zeiss ve Afrika Kupası'nda olan Ciku ile Osayi Samuel eksik olarak Fenerbahçe'nin genel kadro yapısının içerisinde görülüyor. Ama 3 tane dönen oyuncu var. Bunların ikisi gerçekten çok değerli. Fred dönüyor ki o Fred İsmail Yüksek ikilisinin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda İrfan Can da dönüyor. Acaba bu noktada nasıl bir karar alacak, nasıl bir uygulama yapacak? İrfan Can'ı 8'e çekip 2-8'le mi oynayacak ki biraz zor bir ihtimal, ya da işte Cengiz'i sola atmak ya da İrfan Can'ı sola atmak pek ihtimal dahilinde değil. Bugün çok konuşuldu ama ben Tadiç'i keseceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'de tatlı bir rekabet, o rekabetin oluşturduğu, İsmail Kartal üzerinde oluşturduğu bir tereddüt olduğunu bir kez daha söyleyelim. Ama İsmail Kartal deyince de 3 dönemdir Fenerbahçe'de görev yapıyor. 23 dış saha maçını kazandığını, bir rekor kırdığını da söylememiz gerekiyor. Bu sezonda 30 maçta 2.57 ortalama yaptı ki bu da mükemmel bir ortalama. Hatta şu da konuşulmaya başlandı. Acaba Fenerbahçe o 103 gollük rekoru kırar mı? Çünkü şu ana kadar 49 golü var Fenerbahçe'nin. Olur mu? Olur diye düşünenler çoğunlukta. Tabii ki gelecekler var. O tarafa doğru da şimdi bir düşüneceğiz, bir planlamaya bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gitmesi kesinleşen oyuncular diyeceğimiz Ryan Kent var. Bir de gitmek isteyen oyuncular var. Samet Akaydın, Batshuayi ve Umut Nayır gibi. Bunlar da gitmek istediklerini kulübe ilettiler. Dolayısıyla onların da kararları doğrultusunda Fenerbahçe bu kez pozisyon alacak. Ve nitekim de o pozisyon, mesela Umut giderse Serdar Dursun'un yeniden Fenerbahçe'ye dönme ihtimali güçleniyor. Onu özellikle söyleyelim. Umut Nayır için kim var derseniz, içinde Karagümrük, Sivas, Konya gibi takımlar Umut Nayır için istekliler. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Batshuayi için de istekli takımlar var ama şunu söyleyelim. Batshuayi gitmeden Fenerbahçe santrofor pozisyonuna yeni bir yabancı oyuncu arayışı içerisine girmeyecek. Neden? Birincisi yabancı tercih açısından, ikincisi de hani elinizde Batshuayi varken onun rahatlamasını, rahatlıkla biz zaten bir yabancı oyuncu aldılar, ben elimi kolumu sallayarak giderim noktasına gelmesin düşüncesi ön planda, onu söyleyelim. Ama Sky Sport bu konuda diyor ki Anthony Martial ile Fenerbahçe ciddi manada görüşüyor. Görüşme olabilir ama eğer Batshuayi elden çıkmıyorsa bu görüşmenin fazla bir yere varabilmesinin mümkün olmadığını söylememiz gerekiyor. Anthony Martial de 19 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. Aslında Manchester United onu göndermek istemiyor ama oyuncu da Manchester United'la yeni bir sözleşme imzalamıyor. kendisine yeni bir meydan okuma arayışı içerisinde, onu da söyleyelim. Zaten Suudi Arabistan'dan da istiyorlar ama şu son dönemde Suudi Arabistan tercihleri biraz azalmaya başladı. Özellikle giden oyuncuların dönme çabaları, Firmino'nun, işte Benzema'nın sonuç itibariyle orada hayatın çok da güzel olmadığı gibi bir intiba oluşturuyor ve oyuncular da bu noktada düşünmeye başladılar. Evet. Tabii ki Krunic'siz bir yayın olmaz. Mesafenin kısaldığı konusunda, mesafeden kastım şu, yani İstanbul'a geliş mesafesi kısaldı. Ayrıca bütçe konusundaki o uçurumda daralmaya başladı. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Bu manada Fenerbahçe Rade Krunic konusunda ciddi manada bir mesafe kat etmiş görünüyor. Ama hala bitmiş bir durum yok. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi bu manada baktığımızda kimler gidecek derken bir isimden daha bahsetmemiz gerekiyor. Rade Krunic'i söyledim. Gelecek oyuncularla ilgili de son dakika haberlerini de sizlerle paylaşacağım. Evet, Fatih Terim Panathinaikos'a gitti ve gittiği günün bir sonraki basın toplantısı, yani ilk imza toplantısı değil, bir sonraki basın toplantısında şu cümleyi kullanmıştı. Bize iyi bir stoper lazım, stoper transferi yapacağız demişti. Sportif direktörümüzle konuşuyoruz demişti ve şimdi hem Yunan basınında hem de Türk basınına yansıyan haberler var. Samet Akaydın'ın Panathinaikos'a Fatih Terim'in yanına gideceği doğrultusunda haberler gelmeye başladı. Nitekim zaten Samet Akaydın da yönetimden izin istemişti gitmek için. Bu tabii bir kiralama olabilir, kiralama da söz konusu olabilir ya da bilmiyorum komple satış da olabilir. Ama sanki öncelik kiralamadaymış gibi görünüyor. Samet'in bu ısrarı nedir derseniz hepiniz biliyorsunuz. 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda olabilmek için mutlaka bir yerde oynuyor olması lazım. Montella'nın söylediği bir söz var ki o sözü burada paylaşalım sizinle. Diyor ki bütün oyuncularına 10 maçtan az oynayan oyuncuyla ilgili kararım çok olumlu olmaz diyor. Yani 10-15 aralığında maç oynaması lazım ki o oyuncuları milli takıma götüreyim diye bir düşüncesi var. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim Stefan Savic meselesine. Stefan Savic için gerçekten ilginç bir gelişme oldu. Onu sizlerle paylaşayım. Beşiktaş devreye girdi. Tabii şimdi Beşiktaş da güçlü bir takım kurma çabası içerisinde hocanın eline oyuncu vermek durumunda ki Fernando Santos bugün sözleşme imzaladı. İşte o oyuncular kimler olacak? Stefan Savic. Yalnız Stefan Savic konusu gerçekten de çok ciddi ve sıkıntılı bir konu. Neden derseniz 4,5 milyon euro gibi bir bütçesi var, maaş bütçesi var ve o maaş bütçesini gittiği yerde de aynı şekilde almak istiyor. Şimdi böyle olunca iş biraz sıkıntıya giriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 2,5 milyon euro artı 750 bin euro bonusunu bile düşüneceğini söyledi, yani kabul etmedi. Acaba Beşiktaş bu parayı verir mi? Onu bilmiyorum tabii. Orada net cümleler kurmamız mümkün değil. Belki Fenerbahçe bu transferden çekildikten sonra farklı bir düşünce içerisinde olabilir. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Fenerbahçe çekildikten sonra cümlesini özellikle kullandım. Çünkü Fenerbahçe'de artık tamamen rota Leonardo Bonucci'ye döndü. Bonucci konusunda biliyorsunuz Bonucci Union Berlin'de çok da mutlu değildi. 10 maçta 723 dakika oynadı. Bunların 7'si lig maçı. Şimdi 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosu içinde düşünceleri var ve şöyle haberler var elimizde. Diyorlar ki Fabrizio Romano Fenerbahçe ile anlaştı diyor. Yani Fenerbahçe ile anlaştı. Tabii bu noktada hatta iddialar şu doğrultuda, yarın Türkiye'ye, İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe ile masaya oturacağı bilgisi de paylaşılmaya başlandı. Peki perde arkasında ne tür gelişmeler var? Nasıl oldu bu olay? Onu da söyleyelim. Mario Branco, Ali Koç'u ve teknik ekibi bu konuda, yani Bonucci'nin Fenerbahçe'ye kısa vadede çok faydalı olacağı konusunda ikna ettiği haberleri elimize ulaştı ki Bonucci'nin de lisansını aldığı, herhangi bir sorunu olmadığı, kulüpten ayrıldığı haberi geldi. Hatta şunu da söyleyelim, bir başka haber söyleyelim size. Calcio Mercato'da diyor ki Edin Dzeko da devreye girdi ve eski arkadaşına bize gel, burada bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz, onun bir parçası ol dediği haberleri var. Hatta o Calcio Mercato'nun haberine göre de 1-2 gün içerisinde İstanbul'da gelecek. Yani bütün haberler bir noktada özdeşleşiyor. Onu özellikle söyleyelim. Leonardo Bonucci için bir güzel size bir kaset hazırlayacağım. Özgeçmişiyle, yaşamıyla, futbol kalitesiyle. Ama şunu özellikle söylemem gerekiyor. Onunla ilgili en belirgin cümleler... Kendisi dünyanın en iyi savunmacılarından biri deniyor ve liderlik özelliğiyle dikkat çekiyor. Ya biz zaten savunmada bir lider oyuncu her zaman arıyoruz. Onu özellikle söylememiz lazım ve bu becerisiyle de hemen hemen gittiği her takımın çok önemli oyuncusu olduğu gerçeğini söyleyelim. Burada detaylarını vermek istemiyorum ama çok da ilginç bir lakabı var. Onu da o söylediğimiz videoda size aktarmaya gayret edeceğim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.